Bu gördüğünüz su püskürten canlı bir ispermeşet balinası. Bu da onu kaydetmeye çalışan ben. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Deniz Memeleri Araştırma Derneği'nin ispermeşet balinaları üzerine yaptığı bir araştırmaya gönüllü araştırmacı olarak katıldım. Bu süreçte gecemizi gündüzümüze kattık ve bu gizemli hayvanların sırlarını ortaya çıkarmak için çok çalıştık. Ve neticesinde inanılmaz değerli veriler kaydettik. Bugünkü videomuzda bu araştırmaların neden yürütüldüğünden ve daha önemlisi sizin bu hayvanları araştırma ve koruma çalışmalarına nasıl destek sağlayabileceğinizden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu da eklemek istiyorum. Bugün kullandığım görüntülerin %90'ı DMAD'ın arşivinden alınma, %10'u ise benim kendi gözlemlerim. Yani internetten bulduğum stok görüntüleri kullanmadım. Tamamen Türkiye'nin doğasını izleyeceksiniz. O halde daha fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Çoğunuz beni paleontoloji temelli dinozor videolarımdan tanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda deniz bilimlerine yönelmiş olmam sizi şaşırtmış olabilir. Bu konuda şunu demem gerekiyor ki bu durum yeni değil. Ben zaten denizde büyüdüm. Uzun zaman önce bu sualtı aksiyon kameraları ilk defa piyasaya çıktığında babam bir tane almıştı. Ve biz her yaz bir yere kampa gittiğimizde veya ne bileyim tatile gittiysek sabah 5-6 gibi erkenden kalkıp denizde balıkları görmeye ve onların videolarını çekmeye giderdik. Deniz canlılarına karşı her zaman ilgi duyan bir çocuktum. Ve bu sualtı kamerası olayı sayesinde onlara karşı nasıl yaklaşmam gerektiğini ve işin video teknik kısmını öğrendim. Yaban hayatı gözlemciliği ve fotoğrafçılığına işte böyle başladım diyebilirim. Uzun süre başta deniz hayvanları ve kuşlar olmak üzere bir sürü hayvan gözlemledim. Nihayetinde bu kanalı açmam ve gelişmesiyle beraber de bu işi bir kariyer haline dönüştürmeye karar verdim. Bilmeyenler için ben bir deniz biyoloğu olacağım. Amacım o yönde. Türkiye'nin doğası çok basit şekilde açıklamak gerekirse nefes kesici ve inanılmaz bir zenginlik barındırıyor. Üç bir yanımız da denizlerle çevrili ve bu denizlerde doğa için aşırı önemli bazı hayvanlar yaşıyor. Balinalar. Ülkemiz sularında kaydedilmiş ve bundan sonra da görülmesi olası olan 9 tür balinanın varlığı biliniyor. Bunların en yenisi olan pürüz dişli yunus, ben DMAD'da araştırma seferine çıkmadan sadece birkaç hafta önce onlar tarafından kaydedildi. Bu hayvanın Akdeniz'de olduğu daha önceden biliniyordu ancak Türk sularında ilk defa görüldü. Artık burada yaşadıklarını bildiğimiz için onları korumak için sebeplerimiz de var. Bunu başarabilmek için de onlar hakkında çok daha fazla şey öğrenmemiz lazım. Çünkü maalesef ki ülkemizde yaşayan balinalar hakkında pek fazla şey bilmiyoruz. Bu anlattıklarım sadece pürüz dişli yunus için geçerli değil. Türkiye'deki bütün balina türleri hakkındaki genel bilgimiz gerçekten çok kısıtlı. Yalnız şunu biliyoruz ki balinalar okyanuslar ve denizlerde kilit tür dediğimiz hayvanlardan. Yani özetle ekosistemleri ayakta ve sağlıklı tutan ana etmenlerden biri kendileri. Bu yüzden onlar yoksa deniz de yok demek çok da yanlış olmayacaktır. Deniz Memeleri Araştırma Derneği temelde bu hayvanlar hakkında veri toplamaya odaklanmış durumda şu an. Bu kapsamda Türkiye'nin Doğu Akdeniz sularındaki araştırmalarını da ispermeşet balinası üzerine yoğunlaştırdılar. Geçen yıl ben de bu araştırma seferlerinden birine katılacak kadar şanslıydım. Peki tam olarak ne yapıyoruz? Bu enteresan canlıları nasıl inceliyoruz? Öncelikle görsel ve ses olarak iki farklı veri tipi kaydediyoruz. Görsel veriyi kaydetmiş olmak için hayvanı görmüş ve onunla karşılaşmış olmamız gerekiyor. Bunun için teknenin güvertesinde 3 araştırmacı görev alıyor. Dürbünle gözlem, çıplak gözle gözlem ve bunların yanında bir tane de veri kaydedici bulunuyor. Buranın görevi hayvan yakınlardaysa onun konumunu tespit etmek ve çevre koşullarını kaydetmek. Bu gözlemler sefer boyunca devam ederken alt tarafta teknenin içinde ses verisi kaydediliyor. Bunun için hidrofon dediğimiz bir sualtı mikrofonu kullanıyoruz. Bu mikrofon aşağı yukarı 200 metrelik bir kablo ile teknedeki özel bir bilgisayara bağlı. Bu bilgisayardan da hidrofonun yakaladığı bütün sualtı seslerini dinleyebiliyoruz. Deniz tabanındaki depremleri, gemi motorlarını ve tabii ki de balina seslerini duyuyoruz. Hidrofonda balinanın sesi çok yakından geliyorsa teknenin motorunu durduruyoruz. Çünkü bu konuda uyulması gereken bazı protokoller var. İspermeşetler sese bir hayli duyarlı hayvanlar. Dolayısıyla onları bu yönde rahatsız edecek herhangi bir eyleme kalkışmıyoruz. Ek olarak hayvanı gördüğümüz zaman da dibine kadar girmiyoruz. En az bir 150-200 metre bırakıyoruz. Tabii kocaman denizde hayvanın nereden çıkacağını tam bilmek zor. İsterse teknenin yanından çıkar. Yani özetle hayvan isterse bize yaklaşabilir. O konuda bir sorun yok. Sadece biz onu uzaktan görürsek yanına kadar gidemeyiz. Balinayı göremiyorsak ama sesi çok yakından geliyorsa motoru durdurup daha küçük bir hidrofonu suya koyuyoruz. Bu şekilde suyun altında sesin geldiği yönü yani hayvanın konumunu anlamış oluyoruz. Hayvan yüzeye çıkarsa herhangi bir zaman kaybetmeden onun fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Ben balinayı görme konusunda epey şanslıydım çünkü direkt teknenin yanından çıktı. Ve aylar sonra ilk defa o fotoğrafları size gösterebileceğim. Ana hedefimiz kuyruk fotoğrafı çekmek. Çünkü bizim parmak izlerimiz gibi onların da kuyrukları bireylere özel. Ve bu görevi başarıyla tamamladığımı da söyleyebilirim sanırım. Araştırma seferinin sonunda ben de dahil herkes inanılmaz veriler kaydetti. Hayvanları koruma bilinciyle hareket edip çok sıkı çalıştık ve bunu yaparken de çok keyif aldık. Olmaya uğraştığım meslekteki ilk deneyimimdi ve hayatımda bunu asla unutamayacağım. İlk deneyim buydu ama kesinlikle son olmayacak. Böyle araştırmalarda beni daha sık göreceksiniz ilerleyen yıllarda. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bu yazda bir şeyler gelecek. Çok da detayına inmek istemiyorum ama ufaktan bir duyuru niteliğinde olsun bu. Biz bu çalışmaları videonun başında da söylediğimiz gibi onları korumak için gerekli veri tabanını oluşturmak için yapıyoruz. Ve amacımıza tam olarak erişmek için bu araştırma seferlerinin devam etmesi lazım. Bunu da ancak sizin desteklerinizle sağlayabiliriz. Gerekli ekipmanlar, deniz seferi masrafları ve analiz süreçleri gibi alanlarda kullanılmak üzere bağışlara açığız o yüzden. Ekranda gördüğünüz linki açıklama kısmına bıraktım, oradan siteye erişip bağışta bulunabilirsiniz. Ülkemizin doğasını, denizleri ve bu muazzam hayvanları hep beraber koruyabiliriz. Türkiye'deki balinalar hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız şu videoya da bir göz atın derim. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.